Merhaba Eko Başarı programı izleyicileri. Sizlere farklı sektörlerden en yeni hizmetler ve ürünler, iş dünyasındaki son gelişmeler, yeni yatırımlar, özel röportajlar, basın toplantıları, lansmanlar. Her hafta farklı konu ve konuklarıyla iş dünyasının nabzını tutuyoruz. Yaklaşık bu 86 yılından bugüne kadar. İnşaattan turizme, sanattan sağlığa, modadan otomotife, yeme ve içmeden bilgi teknolojisine. Her alanda merak ettiğiniz her şey Eko Başarı programında. Daha iyi, daha kaliteli, daha uygun, daha ucuz hizmeti nasıl verebiliriz? Eko Başarı programı her hafta cumartesi saat 13'te TGRT Euro ekranlarında. Burası Kameli Restoran. 1989 yılından beri açık olan bir işletmemiz. Tabii çeşitli versiyonlar geçirdi. Bu şekliyle 3. yılımız yeni modern versiyonuyla. Bölgede hizmet vermekteyiz. Yerli yabancı turistlerimiz tercih ediyorlar, sağ olsunlar. Böyle bir balık konseptiyle devam ediyoruz. Her çeşit, bunun yanında da farklı ürünlerimiz de var tabii ki. O zaman biraz hizmetlerimize geçiş yapalım. Tabii ki. Yani balıktan başka işte meze çeşitlerimiz, yöresel ürünlerimiz, kabak tatlımız meşhur. Yani kendimize göre ürünlerimiz var. Gelen insanlara sunuyoruz burada. Bekleriz. Balık çeşitlerimiz Karadeniz'in çok güzel, biliyorsunuz, balıkları meşhurdur. Kalkanımız, deniz devreği, palamut, barbun, çinekop, lüfer tam mevsimi şu anda. Yani bu konuda şanslıyız. Hakikaten Akçakoca veya Karadeniz kıyısı olarak balıklarımız meşhurdur. İnsanlar da severek tercih eder. Tuzunun da suyunun az olmasından dolayı Karadeniz'in ayrıca bir lezzetlidir balıklarımız. Kesinlikle Akçakoca'nın zaten denizinde. Evet, evet, evet. Bölgesel olarak iyiyiz. İstanbul, Ankara'nın ortasında olmamızdan dolayı yani bölge tercih ediliyor, sağ olsunlar. İnsanlarımız geliyorlar. Yani açık mutfak tercih ettik. Biz öbür işletmemiz de öyleydi. Bunda da açık mutfak, hijyen. Buradayız. Misafirlerimizin %99'u memnun. Teşekkür ediyorum yani. Kesinlikle aynı şeyi söylüyorum. Karadeniz'in balıkları tuzunun az olmasından dolayı farklı bir şeyi vardır. Yani lezzeti ve omega 3'ler, biliyorsunuz. Günümüz şartlarında balık yemek çok önem kazandı ve yeniyor da yani. İnsanlar hakikaten balık tüketimi Akçakoca'da veya Karadeniz kıyısında güzel yani. Ayrı bizden bir ayrı bir kültür. Kesinlikle kültür zaten. Yani geçim kaynağı ayrıca Akçakoca'da balıkçılık, turizm, fındık çok güzel yani. Her şeyse Akçakoca'ya davet ediyoruz yani. Biz sabah burası 9-9.30'da açarız. Akşam 12-1'e kadar buradayız yani. İnsanların hizmetindeyiz. Bekliyoruz. Tabii ki çok önemli, çok önemli. Bölgede kendimize göre iddialı bir işletmeyiz. Bundan da memnunuz yani. İddiamız devam ediyor. Daha da ileriye taşımak hayallerinin peşindeyiz yani. 30 personelimiz var. Tabii bu yazın çoğalıyor, stajyerlerimiz falan. Kışın da yani fena değil. Şu anda 30'ya yakın mevcut personelimiz var. Hedeflerimiz Akçakoca, gerek Akçakoca, gerek Kameli Restoran olarak bu Akçakoca'yı tanıtmak veya Kameli Restoran'ı daha iyi yerlere, daha ileriye taşımaktır yani, tanıtmak. Şeyimiz bu, hedeflerimiz bu, hayallerimiz çok. Memnunuz da, gün geçtikçe Akçakoca da güzelleşiyor. Yani kalabalıklaşıyor. İnsanların tercih sebebi oluyor. Dediğiniz gibi balık, balık. Yani balık yemek çok önemli günümüz şartlarında. İnsanlar da tercih ediyor ve geliyor uzaklara. Günübirlik Akçakoca'ya Ankara'dan, İstanbul'dan gelen misafirlerimiz var. Yemek yemek için, balık yemek için. Balık burada yenir diyorum. Kesinlikle balık Akçakoca'da yenir diyorum.